Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle manipülasyon üzerinde duracağız. Yeni bir manipülasyon oluşturacağız. Yapmamız gereken öncelikle dosya, yeni. Buradan dosya adını bir şey yapabiliriz. Fark etmez. Şöyle sallayayım bir şeyler. Hazır ayarlar yerine uluslararası kağıdı seçeceğiz. A4 boyutlarında olacak. 210 ile 297. Onaylıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir kağıdımız oluşuyor. Şu fırçam benim biraz saçma kalmış. Şunu hemen düzelteyim. Kusura bakmayın. Evet, bu şekilde. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapacağımız manipülasyonu zaten az önce gördünüz. Videonun başında her zaman koyuyorum. Hemen kısaca başlayalım. İlk önce daha önceki videolarımda da çok kullandığım klasik sualtı fotoğraflarım var. Bu fotoğraflardan birincisini atıyorum hemen. Yerleştireyim arkadaşlar şu şekilde. Biraz küçültebilirim. Evet, şöyle iyidir. Tamam. Daha sonra arkadaşlar diğer fotoğrafımı da hemen buraya atıyorum. Tam üstüne getiriyorum. Bu şekilde. Tamam. Onaylayalım hemen. Enter tuşuyla onayladık. Şu arka planımın üstüne sağ tık yaptım. Katmanı rasterleştir var. Bunun üzerine basıyoruz arkadaşlar. Yoksa her maske uyguladığımızda veya başka bir şey kullandığımızda hata veriyor. Yani soru soruyor. Ki bu da çok sıkıcı. Bu üstteki katmanıma yani şu maske ekliyorum arkadaşlar. Fırçam seçili siyah rengim üstte şu şekilde silmeye başlıyorum. Biraz fırçayı büyütebilirim. Evet, şu şekilde. İstediğiniz yerleri bırakabilirsiniz. İsterseniz şu arkadaki kısımlar kalabilir mesela şuraları şöyle bırakabilirdik ama ben pek şey yapmayacağım. Kullanmak istemiyorum onları. Evet, bu şekilde bu fotoğrafımızı düzgün bir şekilde yerleştirdik. Daha sonra diğer sualtı fotoğrafımı da yine sürükleyip attım. Hem bunu da aşağı aldım bu şekilde. Yerleştirdim. Evet. Bunu da onaylayalım. Şimdi maskem seçiliyken bundaki gereksiz kısımları da siliyorum şöyle. Sonra bir kısa bir boyutlandırma işlemi yapalım arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı alalım bunu. Böylece yandaki taşlar da gözüksün. Şu şekilde yapalım. Maskem de şuradan şöyle bitsin. Zaten hepsi arka planımız olduğu için sorun olmayacaktır. Evet, bu şekilde arkadaşlar işlemimizi tamamlıyoruz. Sualtı görünümüzü oluşturduk. Şu şekilde biraz suyumu yükseltebilirim. Evet. Böyle iyidir. Şöyle. Tamam. Şimdi yapmamız gereken zaten en başta gördüğünüz tekrar söyleyeyim. Suyun arasındaki o dalgalanma efekti. Bunu da hazır yine fotoğraflardan bulup istediğimiz kısmını kullanacağız. Buradan benim bir evet şu şekilde bir fotoğrafım var. Evet, böyle aktarıyorum bunu da aynı şekilde. Şöyle. Sonra eğer bu şekilde önceden onayladıysanız katmanım seçilirken Ctrl ile T yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde köşegen oluşuyor. Sağ klik deforme et yapıyoruz. Bunu da bu şekilde bir görünüm elde edelim. Evet. Şimdi yine buna da maske ekleyeceğiz. Hemen bunu da maskeleyelim. Nereleri silmemiz gerektiğini zaten şu an görüyorsunuz. Sadece su yüzeyinin kalmasını istiyorum bu şekilde. Zaten arkadaşlar Photoshop çok basit temeller üzerine kurulu. Genellikle her çalışmamızda kullandığımız maskeleme işlemi var gördüğünüz üzere. Onun dışında kes, yapıştır, işte kopyala, maskele, efekt koy. Hayret. Photoshop genellikle zaten tüm özellikleri bunun üzerine. Şimdi buna ben bir renk dengesi ekleyeyim. Belki birazcık daha koyu bir şey olabilir. Tabi sadece alttakini etkilesin bu. Evet, su yüzeyine uyması için şöyle. Sanki şu daha uygun oldu bakalım. Evet, böyle iyi gibi. Bu şekilde kalsın bu. Ama şunu ben CTRL-T yapıp yine sağ klik deforme et. Birazcık daha küçültelim şöyle. Evet, böyle iyidir. Şu an güzel oldu. Evet, bu şekilde onayladım arkadaşlar. Şu küçücük kalan şu beyaz yeri de yok edelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar işlemimiz halloluyor. Daha sonra elimde bir model fotoğrafı var. Şimdi o kadar çok artık burada fotoğraf var ki bulmam zor oluyor. Evet, şurada model 17. Bunun içerisinde seçimi yapacağım için bunu yeni bir belge olarak açtım. Bu şekilde. Daha sonra buradan kullanabileceğim yöntemlere bakalım. Seç, renk aralığı deneyelim ilk önce.
şu renklerim yok olsun diyelim. Böyle bir şey deneyelim. Hemen CTRL yapalım. Arka planı kapatalım. Bir bakalım nasıl bir şey. Evet, bu işim görür. Hatta diğer tarafa atmadan önce şu alttaki şeyi de silelim. Kullanmayacağım kısımları. Evet, bu şekilde. Şöyle kenarlardan da biraz yumuşatma yapalım. Şimdi bunu hemen seçip diğer fotoğrafıma attım. Bunu en üste attım. Gördüğünüz üzere fotoğrafın yarısı yok. Bunu da nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Sanki efektlerdeymiş gibi şu yanında bir alttakini etkilediğine dair bir gösterge var, işaret var diyeyim. Bunu çözmek için arkadaşlar alt tuşuna basılı tutuyorum. Bakın tam iki katman arasına geldiğimde bu şekilde bir işaret çıkıyor. Tıklıyorum, sorun anında çözülüyor. Biraz uzaklaştıracağım. Sonra klasik boyutlandırma işlemleri. Hemen bunu düzgün bir şekilde küçültmek için onayladım. Bu şekilde bir küçültelim. Z'ye basılı tuttum, ekrana sığdır. Buradan şu gereksiz kısımları yine silelim. Evet, şöyle. Bu şekilde sildim arkadaşlar. Daha sonra bu fotoğrafımı suyumun altına atalım bu şekilde. Ve su katmanımı renk olarak seçiyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir görünüm oldu. Bunun da sebebi şu. Arka planı kapattığınız zaman bu sorun da düzelecek arkadaşlar. Üstteki şu çizginin, şuradaki gördüğünüz çizginin şeyi ne peki? Katmanı ne? Bunu da hemen tespit edip maskeyle silelim. Muhtemelen şu, evet. Bunu da hemen tespit ettik. Fırçamı aldım. Siyah beyaz. Bu şekilde. Hemen bu sorunu da gidermiş oldum arkadaşlar. Artık arkaya bir şey ekleyelim. Gökyüzü ekleyeceğim. Bunun için şu arka planın bir kopyasını alayım ben. Katmanımı açtım. Şu şekilde arkadaşlar. Seçim gerçekleştirdim. Tam su yüzeyine göre. CTRL-C yaptım. İstediğim yerleri kestim. Belki daha kısa yolu vardır ama ben bilmediğim için fazla. Bu yöntemi kullanıyorum. Yine katmanım seçilirken bu şekilde seçim işlemi yaptım. Katmanım seçili. Bir sol sağ yapalım. Evet, tam boyutlansın. Daha sonra buradan arkadaşlar degrade ayarıcımı seçtim. Ve renklerimi şu şekilde ayarlıyorum. Bunu da göz kararı yapmıştım ben. Daha önce bitirdiğim için bu çalışmayı. Koyu mavi, açık mavi yapabilirsiniz. Şu şekilde bir hangisi işinize gelirse o şekilde bir görünüm elde ediyorsunuz. Böyle iyidir. Şimdi yine bu modelimin yanında da şu kenarlıkları biraz yumuşatmam gerekecek. Bunları da şöyle hemen halledelim. Evet. Şöyle çok da çabalamak istemiyorum şahsen. Bunu biraz yukarı alalım. Evet, böyle. Şu suyun yanındaki beyazlıkları da hafiften yok etsem iyi olur. Çünkü mavinin üstünde beyazlar gerçekten çok parlıyor. Şöyle. Evet. Bu şekilde iyidir. Böyle yok ettik. Arka planım masmavi kaldı. Tabii bu böyle kalmayacak. Yine CTRL-A yaptım. Katmanım seçildi. Sol sağ yaptım. Ayarlandı. Fırçama geldim. Buradan beyazlarım seçili kalsın. Hemen daha önceki videolarımda kullandığım ve göstermiş olduğum bulut efektleri şekilde rastgele dağıtıyorum. Biraz da diğerini kullanalım. Şöyle. Hafif şöyle. Bir tane de ufak ekleyelim şuralara şöyle. Evet, şöyle. Bu şekilde arkadaşlar bulutlarımı da eklemiş oldum. Artık geriye kalanlar, sırayı saymıştım zaten Photoshop klasiklerinden. Geriye kalanlar efektleme işlemleri. Eğriler işlemine bakalım. Şöyle hafif koyu bir rengim olsun. Belki bu kadar değil ama. Ama koyu rengim sadece şeye etki ederse, şu alt taraflara etki etmesini istiyorum. Zaten herhangi bir efekt eklediğinizde otomatikman maskesiyle geliyor. Maskeyle klasik maskeleme işlemleri şu şekil uygulayabilirsiniz ama ben buralar kalsın diyorum. Sadece şu alttaki artık ne diyeyim, su altı bitkilerinin koyu olmasını istemiyorum. Bu şekilde efektleyebilirsiniz. Bu yine X'e bastım. Opaklığını biraz düşürdüm. Buralar böyle çok parlak kaldı. Beyazım seçilirken bunları daha hafif koyultabilirim. Gördüğünüz üzere önceki gibi tamamen koyu bir görünümü elde etmedim. Bu sayede arkadaşlar basit bir görünüm elde ettik. Daha sonra diğer efektlerimizi de biraz kurcalayalım. Siyah beyaz mesela.
Bunu da kullanıyorum. Hemen buradan klasik olarak yumuşak ışık seçtik. Yumuşak ışık seçtikten sonra artık nasıl isterseniz o şekilde efektlendiriyorsunuz. Şöyle ayarlayabilirim ben. Böyle bir şey yapacağım. Şöyle mavilerim biraz açık olsun. Bu maviyi ayarlamıştım zaten. Evet. Pembe de bu şekilde iyidir. Şöyle öncesi sonrası yapabilirim. Biraz koyu renklerin olması daha iyi. Ben hep tercih ederim. Düzeylere bakalım. Düzeylerde nasıl bir şey yapabiliriz? Evet, şöyle gökyüzü biraz parladı bu. İyi olmadı pek. Bu sefer de çok şey oldu. Aradaki seçim hataları belli oldu. Şu şekil. Bunda da böyle bir efekt elde ettik. Daha sonra buradan bir renk dengesine bakalım. Renk dengesinde ne yapabiliriz? Resmi tamamen mavi yapabilirim veya biraz kısıp şu şekilde ayarlasam. Böyle çok parladı. Evet, böyle iyi gibi. Bu şekilde hafif bir mavi efekti elde ettim arkadaşlar. Şimdi bu efektlendirme işlemlerinden sonra aralarda gördüğünüz üzere bazı parlayan yerler oldu. Bunları da çözmek için katmanı tespit edip yine artık maskeleme ile uğraşmanız lazım arkadaşlar. Yani zaten düzgün bir çalışma yapmak istediğiniz zaman minimum 10-15 dakikanız alır. Yani uğraştırır ki uğraşmanız da gerekir zaten. Diğer türlü güzel bir görünüm elde edemiyorsunuz. Yani çabalamadığınız gayet de belli oluyor. Mesela şöyle biraz üstün körü yok ettim ama daha küçük bir fırça kullanarak ayrıntılarıyla beraber yok edebilirsiniz. Bu dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Birçok teknik üzerinde durduğumu düşünüyorum şu an. Gördüğünüz üzere bu şekilde de bir görünüm elde edebildik. Artık umuyorum ki su altı, yani suyun yarısı altta ve yarısı hava olmak üzere yaptığımız manipülasyonları anlamışsınızdır, mantığını, temelini. Bu yüzden artık farklı konulara geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer fikriniz varsa yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.